Günlerde British Museum'da bazı eserlerin kaybolduğu ortaya çıktı. Müzedeki eserlerin neredeyse %40'ının Anadolu'ya ait olduğu bilinen müzedeki arkeolojik mirası için Türkiye şimdi iade talebinde bulunuyor. Bu vesileyle Türkiye'nin adeta yağmalanan arkeolojik eserlerini konu üzerinde eserleri olan araştırmacı yazar Yaşar Yılmaz'la konuşalım istiyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Şöyle başlayalım mı? Yaşar Bey, British Museum'da kaç kayıp eserden bahsedebiliriz? Çünkü müzenin müdürü de istifa etti. Durum epey ciddi gözüküyor. Evet. British Müze'de belirtildiği kadarıyla yüzlerce eser kayıp. Ancak esas olan Anadolu'dan soyulan, şu anda ekranda gördüğünüz nereitler anıtı, yani bizim Kınık. Kınık, Antalya'ya bağlı bir yerleşim alanımız. Antik çağdaki adı Kısantos. Buradan eserlerimizi gemilerle götürdüler. Gemilerle aylarca sürdük. Ve orada Kısantos salonu çok büyük bir yer kaplar British Müze'de. Hatta Yunanlıların çok fazla dile getirdikleri Elgin mermerlerinden daha büyük bir salonu kaplar. Ancak biz sevindirici bir şey, yeni yeni eserlerimizi istemeye başladık ve konuda çok haklıyız. Herhangi bir geçerli belge yok. Ne İngilizler'de, ne Fransız, ne Almanlar'da. Eskiden bahane ediyorlardı. Sultan izin verdi, ferman var diye. Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü Gülhane Hattı Hümayni'yle 1839'da sultanın yetkileri zaten uzanmıştı. Artık yerine yasalar geçerliydi. Zaten sultan tek başına bir şey verse bile bu geçersiz yasal olarak kaldı. Böyle ülkede bugüne kadar ortaya koyamadılar. Sadece algı oluşturmak için ısrarla bunlar yasal denildi. Hiçbir yasal değildir. O eserler Anadolu'ya aittir ve bizim coğrafyamızın ustaları yapmıştır onları. Sesle ilgili epey sıkıntı yaşıyoruz. Sizi anlamakta, duymakta biraz zorluk çekiyoruz. Biraz daha yaklaşayım. Bütün bu eserler Anadolu'ya ait. Bizler de o kültür zincirinin en son halkasıyız. Haklı olarak bu eserimizi geri talep edeceğiz. Ne yazık ki 1840'lardan 1920'lere kadar, Cumhuriyet kurulunca kadar, evet, eserlerimiz çok yoğunlukla götürüldü. Maalesef. Bunlar Abdülmecit, Abdülaziz, Abdülhamid. Buna Abdülhamid dönemi de deniliyor. Bu dönemde daha çok götürüldü. Evet. Ve yeni kuşaklar bunları takip etmek ve bu eserleri getirmek zorunda. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Yaşar Yılmaz, bizimle birlikte olduğunuz için. Araştırmacı, yazar Yaşar Yılmaz'la birlikteydik. Ses